Annemle babam çok erken yaşta evlenirler. Bu evliliklerinden 3 tane çocukları olur. İkisi kız, biri oğlan. Babam köylük yerinde eken biçen çiftçi bir adam. Annem ise evde çocuklarına bakan bir ev kadın. Babam çok genç yaşta kalp krizi geçirerek ölür. Annem dul kalır. Babasından kalma, eşinin babasından kalma eski bir ev, bir de dul maaş. Bu 3 çocuk nasıl bakacak? Annem o 3 çocuğunu bırakmadan onlara sahip çıkar. Tabii çok zorlanır. Dul kadın maaşıyla ne kadar bakabilecek? Yarı aç, yarı tok. O sıralarda kasabada bir kilim kursu açılır. Köyün muhtarı söyler, kursa gitmesi için ona, dul kadına söyler. İsmi yok dul kadının, dul kadın. Kursa gider, kilim öğrenir. Hemen gelir, o eski tezgahları çıkarır, bahçeye kurar. Ve nenesinden kalan o 2 tane kilimin örneğini alarak ondan 2 tane büyükçe kilim dokur. Muhtar bu kilimleri kasabaya götürür. Kilimler satılır. Çünkü o kadar güzeldir ki o kilimlerin modeli. Tabii eline biraz para geçer. Bu arada sokakta ne olsa hep dul kadının çocukları yaptı, camı kırdı, bahçeden erik çaldı. Anne çocuklarına der, ne olur beni üzmeyin. Halbuki çocuklar hiç dışarı bile çıkmaz. Ve oradan bir an önce gitmek isterler. Zaman böyle geçerken İstanbul'dan yaptığı bu kilimlerle ilgili buna bir sürü iş gelir. Kadın başlar seccade dokumaya. Bir tezgah, 3 tezgah, 5 tezgah derken dul kadın başkalarına da iş verir, pozisyona gelir. Ve dul kadın çocuklarını okutmaya başlar. Bu arada muhtar dul kadınlara kömür, erzak yardımı yapıldığını söyler. Böylelikle dul kadın bayağı bir geçimini sağlamaya başlar. Çocuklarını okutmaya başlar. Bunlardan biri büyük kızı Ayşe, çocuk doktoru olur. Oğlu ekonomist olur. Kızı Zeynep ise avukat olur. Ve ömrü boyunca dul kadınların davasından 1 lira bile para almaz. Hayat, yaşadıklarımız da güzel.